Ya, günaydın balım. Günaydın, günaydın, günaydın. Önemli bir şey konuşuyoruz. Ya, bir açma şu an ya. Şimdi saat kaçı gösteriyor? 5:08 geçiyor. Ben 3'te yola çıkacağız demiştim. Uyuyakalmışım. Arkamda kim var bakın. Arabamda açacağım. Şimdi yola çıkacağız. Ali buralara moderat edecek inşallah. Uyumazsa. Öyle mi olacak? Ben basmayı düşünüyordum ama arabamız sallanıyor hızlı gidince. O yüzden çok basamayacağız. Oh, nasıl bir ortam ya. Bra. Bekle bizi İzmir. Selam. İlk durağımız Osman Gazi Köprüsü'nden geçmeden evet. Önceki Starbucks'tan kahvaltılık ve kullayma var. Önceki İzmir'e gittiğimizde Ali ile biz arkadaydık. Şimdi Ali ile biz öndeyiz. Yani diyebilmek için ön koltuğu dips dedim. Bak İzmir'e geliyor musun böyle dips? Ön koltuk benim dedim direkt yani. Herkes, gelecek herkes arayıp bilgilendirdim. Ön koltuk benim haberiniz olsun falan. Ama şöyle bir infom var, orada oturabilecek en iyi seçenek Ali'ydi zaten. Çünkü diğerleri uyuyor şu an. Onlara böyle acaba çığlık atıp kaza yapıyoruz diye korksak mı? Bir anda şey yapmamız lazım peki. Otobüse binip gitsek falan böyle İzmir'e. Burada bıraksak. Anahtarla bende. Hiç dönmesek. Şu an bunun gerçekten planını kurduğunu farkındasınız değil mi? Kiralığı bırakmaya döneriz sadece. Neda'nın bana verdi. Domuzcuk. Bunu niye sana verdi biliyor musun? Domuz olduğum için. Hayır. Bu yolculuğa yanında bir domuzla çıkacağın için. Şimdi sipariş vereceğiz. Bir de arabada ne halde yediğimizi de çekeriz herhalde. Sonra bir daha durursak bir daha çekeriz. Yol belgeye bir şunu çek falan yaparım onu da çeker. Evet. Bu arada çok güzel gözüküyorlar. Ağlamayı bırak, koydum, ağlamayı bırak. Koydum, içerik için, koydum. İçerik için kaybettiğimi biliyorsun. Sen ne yiyeceksin? Ya ben de hani zaten oraya gidince kahvaltı yapacağız diye çok bir şey almayayım dedim. Evet bu arada çok almadı, ben biliyorum hani. Evet. 3 tane sandviç söyledim. 3 tane ne söyledin? 3 sandviç, 3 tane. Neymiş onlar? İşte 2 tane hindi kırma, 1 tane de 3 peynirli. Şey, ben birazcık yiyorum da. Ama hiç kilo almıyor, baksana boyu var diye herhalde. Oynamıyor firar, kaplar firar. Saat 200 milyar, kırıyorlar komplar. Merhaba. Merhabalar, az önce 4 manevra yaptım, yine de park edemedim. Yex park etti, M0 park etti. Şimdi konuşmaya kadar eve giremeyeceğimiz için yemek... yemek yemeyeceğim ben bunları yer. Ben acıktık. Arabada uyuyabilir miyim? Sen acıktın mı? 3 tane sandviç yemedim. Sen acıktın mı? Sen ben aç değilim hala. Sen yol çok yoruldum. Araba sağa sol sağdola sağdola. 200'e basarak geldin ya. Helal lan sana. Kimse 200'e basarak geldiğin iyi şoförlüğü konuşmuyor. Bir de biraz daha elimi havada bırakırsan yumruğu vuracağım sana. Tamam mı? O yüzden... YXNIS'li kameramanım öyleyim öyleyim carçurt dedi. Yüksek ihtimalle az önce bir şeyleri kaydetmedi. Bir şey diyeceğim ya. Son bir mesajım var. Kendime döndürdüm. Niye spot ışıklarımı çalıyordun? Bir şey söylemeyecektim zaten. Hayır vlog senin vlogun yani. İstersen bana döndürmeyi istemiyorum. Bana diyebilirsin ki... Söyle hadi. Siktiri git. Bütün yol uyuyup road trip'e hiçbir katkısı olmayan Enes'in buradan... Hayır oğlum ben... Güvenliğimi sağladınız siz benim. Ben sizi huzurlu hissettirdim ah bu yemek. Ah lan kardeşim. Ben o ah kadar rahat uyudum ki zelalli ki ne kadar güzel sürüyorum arabayı arkadan, demek ki. Arkada ağırlık yapmasak. Yarım saatte bir uyanıp yavaş hisseme dedi. Uykusunda. Ama gitmedi. Gitmedi mi? Yani gitmedi. Sen de ara ara uyandın. Ben bu adamla 12 kere göz göze geldim. Böyle bir garip hissettim yani. Bir bilmediğimiz bir bağ var aramızda o yüzden. Siz nasıl uyanmışsınız en son? Ya bak ben elimi cebime soktum. Bir de şunu RP'sini yapabilir misiniz lütfen? Yani şuraya olmaz. Göster. Ne kadar yakın olduğunuzu görmek istiyorum. Bak tek olayımız. Ben elimi cebime koydum. Eğildim tamam mı? Şöyle yatarken. Kolumu kaldırdım. Birbirimize doğru döndük. Ben de ona doğru oturdum. Şöyle abi. Kalp şeklini almışım. Garibim bütün yol araba sürdü gitti. Arabaya uyuyor şimdi. Bak nasıl uyuyor. Bayılmış ölmüş lan. Vefat etmiş lan. Zelal ölmüş. Zelal günaydın. Alo pardon. Pardon hanımefendi burada uyumak yasak yalnız. Böyle uyuyamazsın yazık ya. Hadi vardık geldik. Etkinliğe çıkacaksın sen sorular geldi. Kolum üşüdü ya. Ne yapıyorsun şu an? Ne yani? Ne yapıyorsunuz? Bir şarkıyı unuttum ya bir anda kamerayla girince. Starımız sahneye çıkmadan önce bakımını yapıyor. Çok
tutamıyorum şu an. Neden? Sen bize zoomluyordun ha? Hadi bakayım. Koyarım bunları hepsini abi. Yarım saat İçerik... kalmış. Söyleşi çıkması da saçını yaptırıyor. Hakkını yeme. Bir saat kaldı öncelikle. Bak, saat 2'de yetişemedik ki bu arada. Şu an saat yetişemedik ki bu arada. Gideceğimiz yol 40 dakika. Zelal'in işi burada. 5 dakika içerisinde bitecek. 25 dakika. 25 dakika. 10 dakikada bitecek şey. 10 dakikada ben tıraş olmam gerekiyor. 5 dakikalık işim var ya. Tıraş lazım. Tamam. İşte o konuda da kardeşim. Yarım saat aksama yapmış zaten program. O yüzden teknik olarak 2 saatimiz var. Ben daha rahat yetişemeyeceğim. Sorun yok. Zamana kadar her şey yaşıyorum. İşte benim stilim. Şu an çok kötü duruyorsun biliyorsun değil mi? Çok kötü duruyorsun. Bakayım. Baya. Baya yani. Her zaman kendim. İşte bu. Hadi başarabiliriz. Son 6 dakika. Otomatik kadar araba da kapı aldı biliyor. Ver ben götüreyim mi? Oh. Dibini görmeye alın. Bunu dedikleri. Görüyor mu? Kolyem düğüm olmuş. Çok önemli bir kolye bu. Yeşim taşı. Şans getiriyor, uğur getiriyor. Bunu çözersem günümüz çok güzel geçecek. Ben orada mesai harcadım ya. Ben orada uğraştım, çabaladım kanka ya. Bir de bunun yanına sabah arabada uyurken halini koy. Sabah arabada uyurken bunu tercih. Tam şöyle cinin pozisyonu. Böyle bir pozisyon dedim. İnanılmazdı. Onu da çektik ya. Merak etme. Öyle İnanılmaz bakıyorsun ama. Bayağı. Onların hepsini çektik. Şu anda konuşmada arkayı yansıtıyorsunuz değil mi? Oy. Bir anda koydum. Zelle vereceğim bunu uğur getirsin diye ama yapamıyorum. Böyle bir uğur mu olur? Kolye yapıyor hala. Benim onu takmam lazım. Yoksa çok kötü geçecekmiş bak. Evet diyor bir de bak. Arkadaşlar şu an konuşmadayız. Bu adam hala kolye yapıyor burada. Gerçekten adam kolyeyi bitiremedi. Yani. Bitiremedi gerçekten ve burada konuşma dönüyor yani. İnanılmaz. Taksicilerden bahsetmedim bu arada. Ama şöyle söyleyeyim ya, biz İstanbul'dan geldik, ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama bazı adaplar vardır. Sol şeritte gidersin, arkandan geleni görürsün, sağa dönersin. İşte sinyal verirsin. Evet. Asla yok burada. Bir şey söyleyeyim mi? Neyi gördüysen onu doğrusunu söyler. Taksiciler de daha iyi. Yani bilmiyorum, taksicilerle çok denk gelemedim. Otobandaydım ama şöyle söyleyeyim. Ben İzmir'e en az 4 kere arabayla geldim. Hep geliyorum arabayla. Evet. Ve hep bunu yaşadım. Ben sinir stres olduğum zaman uzun yolda İzmir'e basıyorum. Buradaki sürücülere küfür ediyorum. Evet. Sinirimi atıyorum, İstanbul'a dönüyorum. İzmir'de araba kullanmasını bilen yok. Öncelikle bundan. Tam aslında İstanbul'da böyle. O yüzden trafik var zaten ama. Burada bir de insanların İstanbul'daki gibi acelesi yok. Aceleleri olmamalarına rağmen bu kadar kötü kullanıyorlarsa zaten. Ya koca bir şehri karşına aldın İzmir'de. Alırım bu arada. Hayır ya. Arabası olan bütün İzmirliler.
uyuyakalmışım. 1,5 saat falan uyumuşum. Aslı ile konuşuyorlardı. Ben Aslı'nın sesini duyunca diye uyandım böyle birdenbire. Aslı burada değilmiş. Ben Aslı burada diye heyecanlandım. Rüyamda gördüm herhalde. Sonrasında hazırlandık. Ben üstümü yine değiştirmedim üşengeçlikten. Böyle uyumuşum, böyle kalktım. Bu arada Yeks'in ne çektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Yani sen mi editleyeceksin? Okulu. Sen editleyecek misin bu vlogu? Şu an beni burada kandıramazsın. Sen bu vlogu editleyecek misin? Hayır, editlemeyeceğim. Editleyecek misin? Kamerayı bana çevirir misin? Evet. Ne çektiğim hakkında en ufak bir fikrim yok ama dolu dolu çektiğime eminim. Genellikle Enes'i kullandım bu konuda. Ya niye Enes'i çekiyorsun? Benim vlogum. Alo ya. Lan izlensin istiyor o da. Ya bana ne ya? Ya ben senin kanalını düşünüyorum kendimi. Bana ne? Benim kanalımda beni izleyecekler. Kolye çözme anılarını koydum ya. Eğer vlog istediğin ve hayallik gibi olmasını istiyorsan sen edit diyeceksin. Ben hayatımda böyle bir iş pastama atlamadım. Ne yapalım biliyor musun? Hafta içi birlikte Valorant gireceğiz dedik ya zaten gecelere. Hayır sen edit diyeceksin. Hayır sen... girelim ama sonra birlikte bir oturalım muhabbet sohbet derken. Sen edit diyeceksin sen. Ben editlemeyi öğretecek misiniz? Öğretirim ben. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Öğreteceğim mi? Ben TRT'deki en iyi kurguculardan biri. Wow. Arkadaşlar o yaklaşık 7 yıldır editlemiyor. O 7 yıl mı? Oğlum ben filmim var lan editledim. Filmim? Filmi sen mi editledin? Yalan atıyorum. Vallahi benim o filmi izlemem lazım sanırım ya. Ben çok merak ediyorum o filmi. Gerçekten. Oğlum ben sanatçıyım, sanatkarım diyorum ya. Sanatkar. Sanatkarım lan. Şimdi after'a geçiyoruz. Gözükmüyor. After'a geçiyoruz. After'dan sonra da bu kamera ha. Ya bir şey konuşuyorum. Özür dilerim ya. Bir de saygınız olsun. Şimdi after'a geçiyoruz, kuduracağız. Yay! Çok içiciydi. Böyle bir şey diyecektim. Pik mi misin sen? Galiba. Yani o senin taklidini yaptı. Diyorum bak. Bu pik mi? Neyse. Ben size after'dan da birkaç görüntü paylaşacağım. Zaten pazar günü de çekeceğiz. Bugün sadece eksik bir 3 saat vardı. Onun da sebebi dediğim gibi kısaca söyleyeyim ki editleyenler zorlanmasın diye söyleyeyim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu gece after'a gideceğiz ve ben arka toparlayan insan olmayacağım. Ali, Ali Ünlü abi bu arada benim yanımda böyle millet benim yanıma geldi birisi bir anda şey dedi. Ali ile fotoğraf çektirebilir miyim dedi bana. Evet ya onun... Bir dakika getir elini. Biz Ali ile bugün birbirimize söz verdik. Biz bugün Ali ile ölümüne içeceğiz. Evet. Ve bu ikisi yani... toplar ya da bizi bırakır bilemiyorum. Yani benim. Ama biz Ali ile kimseyi toplamayacağız. Ben şu açıklamayı yapabilir miyim? Evet, özür dilerim. Ben dün gece hiç uyumadım. Araba yolculuğunda da sadece 45 dakika uyudum. Zelen fırsat bulduğu her yerde uyudum. Yalan söyleme ya, kayıtları yok bunların. Evde de uyudum, arabada da uyudum. Evde uyuduğumu kanıtlayamaz. Her türlü benden fazla uyudum. Hepiniz benden fazla uyudunuz. Sadece 45 dakikalık uykuyla lan duruyorum şu anda. Lan kimse sana uyuma demedi, sen kendini acındırıyorsun kardeşim. Kimsene uyuma dedi. Tuvalete bir girdin, 3 saat tuvalette kaldın lan. 3 saat mango okudun tuvalette. Ağlamayı bağıra bırak. Bağıra. Ağlamayı bırak, bir de açıklamayı. Bir de sesli mi okudun mangoyu? Sesli böyle arkadan Japonca sesler geliyordu. Hadi tuketsiman falan. Evet bu arada tuvalette. Doğru. Evet evet doğru. Bir ben böyle loop diye ses geliyor arkadan Japonlar yükseliyordu böyle. Yani ağlamayı bıraktın mı? Bittiyse ağlaman açıklamama devam ediyor. Kim o dedi bu arada? Günün sonunda ben bu akşam affedersiniz ama köpek gibi içeceğim. Birlikte mi? Benimle misin? Evet seninleyim. Hiçbirinizin de arkasını toparlamayacağım. Sanki yüzden... her gün topluyorlar hatta ya kardeşim. Hatta o kadar içeceğim ya. Her gün topluyorlar ya arkamızı. Hesabı ödeyim IBAN'ınıza yarın atacağım. Oy. Bize hesap bedava değil mi ya? Çekeceğim. Arkadaşlar bu alkolikleri toplamaya çalışıyorum bakın. Ne? Lütfen. Arkadaşlar çok uzun bir sahne oldu. Lan kamera nereye bakıyorsun? Ha? Sen izleyeceksin ya tabii. Buraya kat at. Muhtemelen burada videoda olacak ama görüşürüz. Kendinize iyi bakın. After'da görüşürüz. Tabii. After dediniz. Buyurun after efendim. Az önce şat atamadım. Sonra kaybettik. O attı, ben atamadım. Benim buzlarım kaldı. Gökhan kazandı, Ali kaybetti, Enes kaybetti. Böyle bir yer. 7. Hepinize merhaba arkadaşlar. Zelen'in kanalındayım. Bugün vlog çekiyorum. Zelen'e araba sürdürme. Zelen'e geldiğinden beri araba sürdürüyoruz, çalıştırıyoruz onu. Ya ani fren yapma kadın.
Ani fren yapmadım ya. Ani fren yapıyor sürekli. Yazdı taksi 1200 lira. 1200 lira taksi bana amına koyayım. Taksi kim ödedi? 1200 lira taksiye verdik ya. Hangi Türkiye'de yaşıyoruz bu insanlar bu parayı ne yapıyor? Adam dedi ki 800 lira. Enes 1000 lira verdi. Sonra dedi ben ki ben mi verdim? Taksiye verememiş. 1000 lira verdi. Dedi ki abi yetmedi dedi. 200 daha verdi. Üstü kalsın demiş. Adama geri dönüp abi üstü kalmasın alabilir miyim dedim. Parayı geri Enes'e götürdüm. 800 liralık taksiye 1200 lira verdi. X ne olur buraları atma. Bu güzel kızlar bana yazsın. Çok yalnızım. Ya yalan söylüyor ya. Instagram foxmd aşağıya da koydu X değil mi ya? Koydu. Arkadaşlar koydu. Bu bir seks makinesi. Buraları da güzel ya. Değilim. Değilim bu arada. Öyle bir şey vaat edemem. Ben geri veriyorum. O sabah gelmiş diyor. Onu ben vaat edemem. Sabah gelmiş diyor ki gacıların diyor numarasını diyor aldım diyor. Hallettim diyor. Bir bakıyoruz etkinlik sorumlularının numaralarını aldım. Öyle bir cümle kurmuş ama. Sevgi yolla. Yandaki araba DeLorean'a benziyor. Benim fanım falan yok. Ballarım sizi çok seviyorum. Herkesin manitası benimse bebek gibi ballar. Lan balın fanın işte yani. Bu kelime ya. Kelimelere niye takılıyorsun bu kadar? Takılırım. Kelime önemli. Kelime ya. Ağzının içini çekiyor değil mi? Yok. Ağzının içini nasıl çekiyor? Ben kameramanım lan. Ben İşini düzgün yap. 11 yıllık YouTuber'ım ağzımın içini çekiyor diyor şimdi bana. Sokarım ağzını kameraya. Şimdi bugünü söyleyeyim. Kapatıyorum. Burada söyleme. Bok gibi oldu. Şimdi Maynagem'e geldik. Kemal Bey bize kahvaltı da ağırlamak için ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Açız. Yuva. Çok güzel bir kahvaltıyla. Ben çok seviyorum burayı. Yeşillik bana çok iyi geliyor ya. Benim vlogumda ben yokum değil mi? Evet yoksun. Genelde biz benim vlogumda full üçünüz var. O iyi ki söylemedi. Niye daha destemedim? Oh aklımda dedim. Biz dördümüz evet, hepimiz birbirimizle lanese girdik. Kim kaybetti ilk? Enes kaybetti. Enes kaybetti. Ben dedim ki 8'inde tur atarım. Daha 10. dakikadan aldım. Çok hızlı aldık bu arada. Bence bunu bir Enes'e bilgisini aktar. Söyledim ben belki ona. Belki seni gezdirir. Hani Enes yan koltuğa seni koyup gezdirebilir çünkü. Ya otoparkta bile sürsem sürmüş olacağım. İ8 sonuçta haksız mıyım? Hani boş otoparkta iki gazına bundun yaparsın yani. Benim öyle bu ara vuruyor değil mi? Dürtülerim olmadığı için. Araba sevdası yok ya ben. Nasıl ya? Recaizer'de Mahmut oldu. Farkında mısın? Bak şurada Aston Martin duruyor bak. Görüyor musun bilmiyorum ama hani evet, hiçbir kere gözünün sağıyla bakmadın arabaya. Çok arabayı ilgimi çekmiyor ki. Ya. İnanılmaz. Eli niye böyle durgunsun? Kemal Bey çok güzel bir şey anlattı ondan mı acaba? Yoksa yemeğin üstüne böyle durgunlaşıyor galiba. Ali'nin nereye kustuğunu bulduk. Bulduk arkadaşlar. Ali arabaya kusun. Kemal Bey. Masum patlıyor bir de. Gerçekçi değil. Kanal gerçek. Abi nereye kustu? Hangi köşesine kustu? Hangi tekere doğru? Gerçekten öyle. Videoda izleyen nasıl koruyor seni Kemal? Utandım. Bir şey diyeceğim. Çok yeme ama bak kusarsın falan. Kemal abinin arabasına kusmuş hayvan. Hayvan. Tesla'ya kusulur mu lan? Planların hepsi ya mükemmel olacak tamam mı? Kusursuz olacak. Ya da komple biteceğiz yani dağılacağız. Evet ben de böyle düşünüyorum. Bu vlogun adı o zaman laf sokma olsun. Laf sokma. Ama sokma. Ne olur ma ya lütfen ya. Bütün gece eğlenecektik. Zelal gitti ya. Hiç tanımadığı insanlarla 82 şat attı. Abi bir şey diyeceğim. Sonra yani gelip bizim yanımıza şey diyor. Ben eve gideceğim siz kalın. Aynen sen böyle eve gidebilirsin. Hiçbir şey de anlamıyorum. Gülerken laf sokanlar var ya gerçekten öyle. Evet evet hiç yani. Hiç ya. Severken öldürenler. Terbiyesiz herif. Üstüme gelmiyor. Benim uykum var mı abi? İkinci çok güzel. Oğlum çok tatlılar. Vıdı 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 vıdı. Neredesiniz? Yoklar. Gitmişler. Nereye gittiniz? Yanları birisi aldı herhalde. Yavrular varmış da yoklar. Nasıl yoklar ya? Ya! Çok tatlılar ya. Ya of bu erkeklerin araba sevdası ya. İnanılmazsın. Merhaba, hep peşinizden koşuyordum ben yakalayamamıştım mavi yakalamış. Teşekkür ederiz mavi. Nasıl yakaladın hoca Oğlum o tavuk mu deve kuşu lan o? O çok tatlı sen de. Deve kuşuna benziyor bak böyle tavuk mu deve kuşu gibi duruyor.
Bunun yavruları çok tatlı, peşinden koşuyorlardı. Ya ben de oynamak istiyorum ama. Kamerayı sabitleyelim mi bir yere? Gömüyoruz. Direkt. Geldik. Böyle bir mekanda oyun oynuyoruz. Az önce burada şu kısımda kahvaltımızı yaptık. Burada güzel bir bahçemiz var böyle. Bu kadar. Olay bu. Ben anlatayım dedim. Muhtemelen Zela konuşamayacak. Evet, Ali'den bok gibi vuruş. Zela kendini yere atıyor. Bilerek atıyor bu arada. Ben dış sesim. Aa, düştüm, tüh, dizimi yardım. Bir tekel oynamaya çalışacağım. Abi yetişemedim. Top şu hizayı geçince kör oluyorum. Evet. Güneş ben de yavuk gidiyor. Ya. Kurban olurum sana ya. Siz ne kadar güzelsiniz. Merhaba. Zelal ben. Çok memnun oldum. Şimdi grubun en yanfağına yürüyorum falan diye buraya veriyor. Herkes bir şey söylüyor. Herkes böyle kamera geçecek, buradan böyle gelecek. Bir cümle söyleyin geçin. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnanılmaz bir grup. Enes Batur'u çok seviyorum. Evet, aynen katılıyorum. Ne yapayım? Seni seviyoruz Enes. KFC Max. Enes Batur'u çok seviyorum. Enes Batur'u çok seviyoruz. İyi de inovasyon diyorum. Enes Batur'u çok seviyoruz. Güzel bir etkinlikti. Oo bak, mimiklere kanmamak için gözleri kapatarak oynuyor. Fena. Sadece ses kasıyor bak, görüyor musun? Çok bu kadar tryhard bir oyuncu. Sen çok fenasın. Yok, seni çekiyorum şu an. Evet. Merhaba. Enes'in kanalını söyledi mi Enes? Evet, kanalını söyle. YouTube'da. Enes Gamer. Hepsi profilinde ne var? Sasuke. Sasuke fotoğrafı. Hepsi büyük harflerle. Biz 52 Enes abone olduk. Enes Boşluk Gamer. Enes Boşluk Gamer. Sasuke profil fotoğrafı. Hepsi büyük. Lütfen abone olun. Ben abone oldum. Ben de oldum. Ben de oldum. Ben ilk sıralardan yerim. Hepimiz aldım. Olduk değil mi? Ben de oldum. Bebe! Evet. Sevgili moderatör. Son 4 kişi kaldı. Hadi. Bebe. Cüce. Bebe cüce. Çok yoruldular. Cüce cüce. Ayağım gitti. Cüce cüce. Bu kardeşim ben senin. Çak. Kardeşin mi? Evet. Cüce. Ay, aile gitti. Dün aile ben de. Sana inanıyorum. Hadi. Sana da inanıyorum ama. Olsun. Deve. Aynı anda. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Ay, bravo. Tebrik ederim, çok iyiydi. Hasan seni çok seviyorum. Ya. Güzel bir an yaşandı. Biraz bağır ama iyice duysun. Hasan seni çok seviyorum. Ne zaman baba, ne zaman? Aha. YouTube videomda İlhan aşk edildi ya. Ağlayacağım şimdi. YouTube videomda İlhan aşk etti sevgilisine. Harbi mi? Çok üzüyüm. Ufak. Lan nasip olur mu be? Ben de onuyorum ne zaman ben de. Ya. Valla ben yalnız öyleyim. İlhan aşk edebilir miyim? Evet. Kendim abi, için. Abi özel bir İlhan aşk belki. Lan nasıl ya? Nasıl yani? Tamam, çok izlenmiyorum da yüzüme de vurmazsın ya. Resmen hakaret. Buraya gelen, bu etkinliğe gelen bütün arkadaşlar. Hepinize İlhan'a aşk ediyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum ve bu kadar. Şey yapsın. Ha? Geliştirdim. Az önce Zeral tarafından bir şeyler çekilmediğim için, lan bana bak. Bana bakar mısın? Bir şey çekmediğim için azar yedim. Ben dertleşiyorum senin ben izleyicilerinle. Hayır, ağlamayacağım. Çok bağ kurdum arabayla. Ne mesela, ne bağ kurdun? Ben zaten izliyormuş beni ama. Aa, ben ağlıyorsun. Çok kötü, tatlı. Hepsi o kadar tatlı ki böyle. Yani daha sersiz gelmemiş ama gideceğiz. Vlog koyacağım. Olsun. Tamam, hiç sorun değil. İlhan aşk yapamıyormuş kendine. Samet nokta vs Instagram. Oha. Antren olabilir. Antren olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum. Selen'le evet. Başka arabada. Geçin dışarı. Biz
başka arabadayız ve kamera bende kalmış. Kemal Beyler yine bizi davet etti. Biz buraya geldik. Çok doğru yollardan geçtik. Arada bir takibi kaybettik. Zelal'i buldum. Bu sensin. Ya ben makyaj bile yapmıyorum. Nasıl bulmadın beni? Yapmıyorum Ne yapıyorum? İnsanların düşüncelerini de çekeriz. Geldiğimiz yere bakar mısınız? İnsanların koyu var lan. Evet ya. Döndüğümüz yokuşu gördün mü? Cehenneme iniyor gibiydik. Bir anda buraya açıldı yani kapı, baksana. Oğlum koyun olsa ne yaparsın? Seni davet ederim. Vay be. Sağ ol lan. Bu mu yani bütün vizyonun? Koyun var, beni davet edeceksin. Naziklik yapmaya çalışıyorum. S**kiri davet etmiyorum. Bundan sonra. Atlasana lan. Birader atlayamam, çok yakın. 1000 lira diyor. 1000 lira. Harcayamayacağım ki. Dünyaya gidince bunların hepsini çıkartırım. Allah'ım bu kadar para nasip et. Bu kadar. Yani 2 katı falan. Sen içemiyorsun ki, sen araba kullanacaksın. Bir şey diyeceğim, ben içemeyeceğim. Hayır. Bir gün de içme. Ya ve o gün bugün, hani farkında mısın? O gün bugün yani. Ya sen araba kullanacaksın. Sen kullanacaksın, sen kullanacaksın, biz içeceğiz. Ne oluyor? Kızım, bu luxury life sana göre değil. Luxury life, luxury life. Luxury life bizlik oğlum. Kardeşim. Bir an içiyoruz Luxury Life'da kardeşim. Tokuşturmayacak mısın evde? Yok, ben içmiyorum. Alkol sevmiyorum. Teşekkür ederim ya. Ben alkol içmiyorum da sürekli. Birlikte tokuşturmak için. Sevinsin diye. Bu hareketleri yapmayacaksınız, söz mü? Bir manzaraya bakar mısınız ya? Oğlum bu kadar paran olacak, koyun olacak. Ne yapacaksın ki başka hayatta bak? Düşün arkadaşlar, hepiniz bir düşünün. Bu kadar paran var. Parayı s- koyun var. Koyun var lan. Koyunuzun olduğunu bir düşünür müsünüz? Bak üst katlar falan. Çık lan kardeş, de bira içiyor bir de. Koya gelmiş bira içiyor ya. Tanıtın kendinizi kameraya. Merhaba. Vloguma'ya hoş geldin. Başka? İlk karşılaşmamız bizim Zelal'le. Evet, Zelal'le. Bu arada. Biz hep uzaktan tanışmıştık. 200'e gelememiştik. Evet. Dün tanıştık. Kadınlar bilirsin. Uzaktan birbirlerini severler ama enerji çok önemli. Evet. Hani ilk gördüğündeki. Bence kadınlar birbirini sevmezler bu arada. İşten işe böyle birbirlerini sevmiyorlar. Kadın en büyük düşmanı kadındır ya. Yani. Çok var. Çok kadın güzel bir varlık. Vücut olarak. Kadın karşı güzel bir varlık. Kadın güzel bir varlık. Erkek bok gibi yani. Böyle yaratmışlar. Ortaya koymuşlar bir düğme. Kadınlar daha görkemlidir yani. Daha asil. Bunun konuyla alakası estetik. Şu. Bazı şeylere sızmak kadınlar için daha kolaydır. Erişilebilirdir. Ve kadınlar bazı şeyleri daha hızlı yaptıklarında neden kendini onu sınarsın yani. Mesela Zelal diyelim ki bir şeyi daha iyi yaptı. Ya da bir şeyi daha görkemli yaptı. Aynı görkemin sende olduğunun farkındasın yani. Kırmızı bir elbise her zaman güzeldir. Ya bunun yüzden... kırmızı elbiseyle ne alakası var şimdi? Ama sen bu kadar kızma. Bu konunun kırmızı elbiseyle ne alakası var? Asalete bir bak ya. Bak yanında ben varım. Ben her şeyi seni. Bağcılar beni insan taşıyor. Şu an her şey çok güzel. Çok güzel öğrendim. Hava çok güzel ama biraz esmeye başladı. Onun dışında hala çok güzel. Muhabbetler çok kaliteli. Çok güzel muhabbetler ediliyor. Her şey perfect. Yemekler çok iyi. Bir hasret denizinde. Salçalı bir meze var. Burada da zehir gibi kurular var. Tamam. Ben Sen bu kadar mı? Nasıl 3 attı ya. Evet. Ben bunu yiyorum arkadaşlar. Ye. Çok koydum. Şimdi onu bana verdi. Şimdi size Eren'in çok güzel bir şiirini Eren'in ağzından dinleyeceğiz. Buyurun sizde. Şimdi gülüşünle oluşturduğum bir yerdeyim. Islak kaldırımlara serilmiş ruhum. Gözlerin hapis. Ellerin uyandırır belki. Bu ruhu belki öldürür. Güzel günden itimalinden kim korkar? Ama bilinmez dudakların katildir bu bedenin. Topraktan uzak çaresizlikle yakılır. Derdi sükut bildiğim zamanlarımdayım. Bir çocuk sesiyle oynayacağım sabahı bekliyorum. Seni bekliyorum. Oğlum sen aşık mısın ya? Hiç alakam yok. Mükemmeldi. Ağzına kalemine sağlık. Günaydın balım.
günaydın. Şu üç enayi. Birinci enayi, ikinci ve üçüncü enayiler. Evet. Bütün yolu tek başıma gelmemi sağladılar. Bağıra bağıra şarkı söyledim. Sesim çok kısımdı. Ayıp ediyorsun bu arada. Bir saat uyuttunuz beni, teşekkür ederim. Bir durduk, bir saat uyudum. Ben bir yere o kadar umutsuzluğa kapıldım ki. Dedim ki ne olur gel 2 saat kullan ya dedim. Çok kötüyüm, ne olur ya. Dedi kullansa ki, da hiçbir şey olmaz bu arada. Gidene kadar ben sana eşlik ettim biliyorsun. Ya tamam da oraya kadar problem yoktu. Oradan sonra hepiniz aynı anda uyudunuz. Bu çocuk horladı ya, horladı. Ama bir şey diyeceğim, Enes'in horlamasını hiç değil dinledik ki. Sen nasıldı biliyorsun? Bir ara kanka nasıldı biliyor musun? Bir ara gridde gibiydim var ya, F1 gridin şey motospor izliyormuş gibi hissediyordum kendimi böyle. Bazen böyle vites yükseltmeyi unutuyordum falan, bağırıyordum motor hani. Çok iyiydi yani. İnanılmaz dramatik bir sanat filmi gibi. Çok güzel bir 2,5 gündü. Çünkü geceyi de sayıyorum. Bende zaten bir günü yok. Silik havza gibi. Kimse şaşırmadı. Çok keyifliydi. Tanıştığım herkes inanılmaz tatlı ve pozitifti. Bu etkinlikte emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı da sürükleyerek İzmir'e getirdiğim için af diliyorum onlardan. Yalnız gelmezdim çünkü. Ben zorla getirildim buraya. Çok sadım lan. Sadım ya. Biz neredeyiz ama sadım. Arabada 27 şişesi var. Gidip birini içsene. Uykum var ve dizlerim ağrıyor. İnanılmaz eğlendim. İnsanlar çok tatlı. Mükemmel bir etkinlikte depremzede çocukların yanında olmak ayrıca güzel. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Ne olur bir cümle söyle de bitireyim şu vlog. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Like olsun videoya. Oy. Kratos'u denir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve bize tahammül ettiyseniz çok teşekkür ederim. Ben çok eğlendim. Çocuklarla zaman geçirmek çok güzeldi. Onların yanında olmak çok güzeldi. Her şeyin dışında gerçekten bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok tatlıydı. Arkadaşlar lütfen deprem bölgesini unutmayalım ya. Evet hani elimizden geleni yaptık ettik ama hayat hala devam ediyor ve onlar hala bununla yaşıyor. Bunu olabildiğince unutmayın. Çünkü onlar hala dediğim gibi bunu yaşıyor. Sizi çok seviyorum. Herkesin manitası. Benimse bebek gibi bir chatim var. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bal bakıyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı ve lütfen görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Yayında zaten daha detaylı anlatırım, buraya koyamadıklarımızı da anlatırım size.